Hoş geldiniz arkadaşlar. Serbest'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Evime de hoş geldiniz. Bugün de soğanlı kömbe yapacağım arkadaşlar. Azdan bir kilo kadar hamurumu yoğurdum. Şimdi kuru soğanlarımı da doğrayayım. Bunları doğrayacağım arkadaşlar ince ince. Azdan soğanlı kömbe yapacağım. Eşim soğanlı kömbe istiyor. Kaç günden beri illa soğanlı kömbe yap. Bayağıdır da yapmıyordum soğanlı kömbeyi. Dün gene dedi. Canım soğanlı kömbe istedi dedi. Bu soğanlı kömbe de eşime özel. O istedi. İstekleri ne istiyorlarsa. Bugün canımız ne istedi? Şunu istedi. Yapıyor arkadaşlar. Ya soğanlı kombi istiyorlar. Hamur işlerini, çeşitlerini istiyorlar. Şimdi de biraz kararmış herhalde ya. Soğanların kalanları bahçeden tazelerini çıkıyor. Soğanı bayağı bahçe bu sene çok ektim. 10 kilo kadar kısa ektim arkadaşlar. Şöyle bir haftaya kadar bir haftaya kadar çıkar. Ufaklarını bir bahçemiz belirik. Yere ekerim bahçeye. Büyüklerini de getirir evde. Biraz kuru durum. Kuru kasalarla şeye karacak. Burada da arkadaşlar hepinize de teşekkürler ediyor. Şimdi gelen abonelerim için, beni izlediğiniz için Allah hepinize razı olsun. Bana destek verdiğiniz için. Sağ olun arkadaşlar. YouTube'da arkadaşlarına biraz mesaj yazıyorum. Onlar hep mesajlarına da bakıyorum. Geri mesajlarına biraz dönüyorum. Yeni yeni arkadaşlar, yeni yeni almışım, yeni öğreniyorum. Önce onları da yapamıyordum, bilmiyordum. Biraz soğan doğrayayım. Biraz bir yeşillik doğrarım, maydanozlu. Soğan kömbesi de iyi olur. Kaç kere söyledim, benim canım soğanlı kömbe istiyor diye. Kaç soğan varmış. Ondan da bir kilo var. Hamur yoğurdum. Bunu var da. Var mı daha iyi? Soğan kömbesi ayranla da çok güzel olur. Geçen bahçede ıspanaklı yaptım. Ispanaklı istiyorum dedim. Bunu ıspanaklı yaptım. Şimdi de bir soğanlı kömbe olsa da yiysek, soğanlı kömbe olsa da yiysek diye. Bu özel. Yakını da yiysek. Bu soğanlar da arkadaşlar gene birce kutunun içine koyuyorum, suyu döküyorum, ıslıyorum. Soğanın kendisini değil, sadece suyu çiçeklerimi dibine döküyorum. Çiçeklerimi çok güzel yapıyor. İçtiğimiz çayın posalarında suyunu da döküyorum. Hani soğuyandan sonra. Çayın posası daha güzel yapıyor. Öyle çiçeklerim büyüdü, öyle güzel oldular ki. Şimdi de doğruyor arkadaşlar. Böyle doğrular ve soğanlar bileşikmiş. Soğanların tazeleri çıktı. Evde alınmıyor dese bozulmuyor gelmiş. Gün yıkadım arkadaşlar. Yorgan sırılacak.
Şimdi yıkadım 3 sefer. Şimdi kuruyor. Bunun yanında yorganım var. Yorgan sırınacak. Yorganla, işte evin işleriyle, bahçeyle zamanlarımız geçiyor arkadaşlar. Bir iki tane ıspanaklı yapayım. Birkaç tane de soğanı yaparım. Soğanı şimdi kavuracağım. Buradan da Ankara'daki görümün bilah selam diyor. Sıcak dolu selamlar sana. Yazdığın yorumlar içeri. Ellerine sağlık. Sağ ol. Allah razı olsun. Ya her videolarımda yorum yazar. Her videolarımda. Sağ ol. Allah razı olsun. Getirsin. Verdiğin destekler içeri. Şimdi öbürkü bölümlerimde kusmasın. Öbürkü bölümlerime de Hacer'e de kucaklığınızı selam salıyor. Melahat görmeyi pek izlemez. Zannetmiyor. Hacer'le Melahat şey dilekleri izler. Dilek hiç kaçırmıyor da. Sağ olsun hep videolarımın hepsine de yorum yazar. Hepsine. Soğan azmış ya yeter. Birkaç soğan vermiş. 5-6 tane. 2 kişilik arkadaşlar. Bazı çok yapıyorum yemeklerimde ama torunlarım geliyor, çocuklarım geliyor. Normalde evde 2 kişiyiz. Bir eşim, bir de ben. Bu da bize yeter. Doğradım. Şimdi kahve burada alsak ocağımda kavuracağım. Arkadaşlar doğradım. Bunu şimdi pişireceğim. Biraz kavurayım. Ondan sonra yapana görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi soğanı hep soydum. Biraz maydanozum neyini de hazırladım. Şimdi ağızdan bunu ocağımın altını yakayım. Ağızdan sıvı yağ katayım arkadaşlar. Hazır yarım bardak kadar. Şimdi de kaşığımızı alalım. Az da sıvı yağ kattım. Bir yemek kaşığı da salça. Bir yemek kaşığı da salçamızı katıyorum arkadaşlar. O yıkamış olur. Doğradım. Soğanlarımı da yıkadım. Şimdi onları da katıyorum. Çok azdan pişireceğim arkadaşlar. Bir çay kaşığına karabiber katmayın. Bir tatlı kaşığına da kırmızı biber atayım arkadaşlar.
Az da tuzunu atayım arkadaşlar. Az da tuz kattım, biberini attım, yağsını. Bu azdan pişireceğim, çok da pişirmeyeceğim arkadaşlar. Zaten gene hamur içinde de pişecek. Bol maydanoz. Maydanozu bol doğrayacağım. Maydanozu seçtiğinde kadar maydanoz bahçede de bol. Maydanozu bol olursa arkadaşlar güzel oluyor. Maydanoz var içinde. Dereotu var. Dereotu da güzel oluyor. Nane, az nane, dereotu. Maydanoz içinde karışık. Arkadaşlar maydanoz da bolcana kattım. Seniz otundan da katacağım arkadaşlar. Seniz otu da içinde. Bunu ondan bu ıspanağı falan katacağım. Arkadaşlar. Az da seniz otum vardı. Az da seniz otu doğrayacağım. Seniz otunu normal ıspanak kulübe yaptığımızda doğruyor. Ama bunun içinde bir şey olmaz arkadaşlar. Suvarı kulübenin içine de doğruyor. Seniz otun faydaları kaymakla bitmez arkadaşlar. Her şey bizim elimize kattı. Salçasını da kattı. Birkaç soğan doğradım. Maydanoz, baharatını, her şeyimi de kattım arkadaşlar. Az da seniz otu vardı. Bir tatlı kaşığına da nane atıyorum arkadaşlar. Ya. Bunun içine kıyma olsa kıyma da katılır arkadaşlar. Böyle de güzel. Kıymalı da iyi oluyor. Elinde ne varsa onları katabilirsin. Bunu biraz altına kısayım artık iyi düşsün. Bu arada da arkadaşlar 1 kilo hamurumuzu yoğurdum. Şimdi 1 kilo hamurumla hamur biraz önce yoğurduydum. Soğanımız da kavrulandı sonra. Ondan sonra soğumaya bırakacağım. Güzel. Arkadaşlar bol maydanozla. Yeter, çok da öldürmeyeceğim soğanın şeyleri. Çok da ölmesin.
Yeter, söndüreyim arkadaşlar. Biraz kapatırım ağzını. Soğuyana sonra yapakına görüşürük arkadaşlar. Arkadaşlar, soğanımız biraz soğudu. Şimdi tavuğu da yaktım altını. Ezilerimi aldım, biraz ufak ufak açıp soğanı koymama devam ediyor. Böyle çok da büyütmeyeceğim. Şimdi tavam küçük. Güzel makineyle çıkartmadım. Düşürdü arkadaşlar, soğanım soğudu. En başta şöyle koyayım. Ağzından bir de soğanlarına katıp her tarafında iyice yedirerek de içi de bol olsun. Çünkü bu kıyma özel. Çok da büyük bir yapmayacağım. Arkadaşlar bu pişene sonra tepsini de yarayım. Tepsinize de inşallah çağırın. Bunu biraz daha alayım. Soğanlarını da bu şekilde pişirdim arkadaşlar. Bol maydanozlu. Evet, şöyle alalım da tepsimizi içine alalım. Bu arada da ayranı da yaptım arkadaşlar. Biraz yeşilliğine, biraz ayranla. Bunu da sıcakta yemek de yiyin arkadaşlar. Böyle böyle. Hamur işleriydi. İçi de güzel pişiyor. Şimdi kuvvet olsak biraz daha açılır. Bu da yok arkadaşlar. Bunlarla azdan karabiber attım. Bu arada ayran da hazırladım. Kafam hiç görünmüyor. Küçük tavanı da güzel bir şey arkadaşlar. Bizim arkadaşlar bir tanesini. İstediğim arkadaş dışarıda da içeride de her yerde de oluyor. Biz ayranımıza tuz atalım. Şöyle
sıcak da ayrandan iyi gider. Ayran da hazır. İki bıçağım daha kaldı, iki bezim daha kaldı arkadaşlar. Bunu da yapamaz sonra. İki kişiye yeter. Bu şekilde bir hepsini atayım. Şunu da yapayım. Ondan sonra da bitiyor arkadaşlar. Yapacağım. Altı biraz kısık da ayarından olursa içini çeke çeke daha güzel oluyor. Bu da sonuncu arkadaşlar. Bitirdim. Bundan da bitirdim. İşte yemeğe hazır.
arkadaşlar bu kadar. Yiyeceğimizi buraya yaptım. Ben hamurum var ama. Hamurumuza bak, peynirli de yaparım. Sabah kahvaltımıza. Yani şimdi işte aklıma sorunca arkadaşlar üç adam yürse, eşim yürse üçünü, ikisini de ben yerim, bu da bize yeter. Soğumaya bırakayım. Ben bir sık alayım, tamam. Şimdi videom da çok uzun da olmazsa. Soğanlı kömbelerimiz hazır. Niye? Hazır. Can isteyen çıksın gelsin arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin de. Kömbe, soğanlı kömbe yiyin arkadaşlar. Çocuklar geliyor, işte belli olmuyor. Şimdi iki kişiyim dersin. Bir bakarsın ya torunlar ya çocuklar gelmiş. Ama normalde evde bir adamla ben. Başka kimse yok. Ayranlarımı da bitireyim. Bu arada arkadaşlar ayranlarımı da yaktım. Sıcakla. Söndürdüm ocağın altında. İşte bu da işte. Soğanlı kömbelerimizi bitirdik arkadaşlar. Hazırladım. Şimdi eşim de gelirse şimdi de yemeğimiz hazır arkadaşlar. Soğanı kumarımız da hazırladım. Şimdi adam da geliyor. Adem'in içeri de görünmüyor. Buradan daha bir videonun da sonuna geldik. Yapmış olan kömbelerim de bitti. Arkadaşlar, buranın da bir videonun daha sonuna geldim.
Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Destekleriniz için hepinize de Allah razı olsun. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.